Palladium TV'de Tarihin İzleri programının bu bölümünde Kos Kalesi'ndeyiz. Kalenin ne yazık ki bugün birçok bölümü yıkılmış durumda. Helenistik dönemde yapılan kalenin büyük bir bölümü harap olmakla beraber güney tarafındaki kalıntılardan iri blok taşlarla yapılan birbirinden 100 metre uzaklıkta yarım yuvarlak iki burcu olduğu görülmektedir. Kos Kalesi, Bizanslılar ve Haçlılar tarafından kullanılmış, 1268 yılında da Baybars tarafından ele geçirildikten sonra önemini yitirmiştir. Bir rivayete göre Hazreti Ali'nin oğlunun bu kalede tutsak edildiği ve Hazreti Ali tarafından kurtarıldığı rivayet edilmiştir. Kale, 43 bin metrekarelik alana yapılmış ve bir giriş kapısı bulunmaktadır. Kalenin içerisinde 300 metre uzunluğunda bir cirit meydanı, büyük bir hamam, su depoları, cephanelik, askeri koğuşlar ve gözetleme yerleri mevcuttur. Kale dışarıdan iki burcuyla görünür. Bu burçlardan uzun olanı 28, kısa olanı 23 metre yüksekliğindedir. Burçlarda içeriden dışarıya doğru daralan ok atma yerleri mevcuttur. Bugün Tarihin İzleri'nde Kos Kalesi'ndeydik. Bir sonraki Tarihin İzleri programında görüşmek üzere, hoşça kalın.